Burada yapmamız gereken şeyleri anladınız mı? Bakın işlem çok basit. Insert içerisinden ekleneni alıyorum. Product log'a ekliyorum. Ne zaman, nereye? Ekleme işleminden sonra product tablosuna. Ekleme işleminden sonra. Yeni bir örneğe geçelim. Burada eklenen kaydı bize getirsin. Burada ne yaptığımızı anlatabilecek var mı? Şimdi burada yapmaya çalıştığım şey, içerisinden değerleri alıyoruz. Standart bir inner join işlemi. Yani sağ ve sol tabloda var olan, null olmayan değerleri eşleştirerek alacak. Bu neyi şart, neyi garanti ediyor? Alacağımız verinin mesela hani şey daha kaplamda kaydediliyor diyor. Evet, Oradaki insert. product ID olup başka bir veri getirmesini Evet, kesinlikle. Yani bunun özeti, Inner Join ile Inserted tablosunda bizim yeni eklenen kaydımız var. Oradaki kaydı alabilirim doğrudan. Ama diyorum ki Inner Join ile Product içerisindeki gerçek eklenen kayıtla Inserted'dakini bir karşılaştır bakalım. Kesinleştir bunların bir olduğunu, eş olduğunu. Ondan sonra bu Select işlemi olduğuna göre ekranda göster. Tamam. Ne işlem yapacağına bakalım. Şurayı kopyalıyorum. Aynı şekilde convert insert edeceğiz. Burada değerleri farklı olması lazım. Hata vermemesi için. Şurası neydi? Product name filan filan. Bir deneyelim hata vermesi. Evet. Product name de, ürün adı da farklı olacak. Oldu oldu. Oldu diye uzatalım şöyle. Evet. Bu da 1014 olarak bana geldi. Bakın yeni eklediğim kayıt. Ve bunu getiren şey get product trigger'ı. İki tablodakileri karşılaştırdı. Insert ve gerçek tablodakileri eşleştiği için bu kaydı bana getirdi. Yaptık oldu.
Şimdiye kadar hep insert örneği yaptık veri ekleme işleminde. Şimdi de bir delete işlemi yapalım. Burada delete trigger diyebiliriz. Delete after trigger. After delete. Şöyle after delete. Şimdi o çok beklediğin örneği yapalım. Yavaş yavaş. Kullanıcılar tablosu hazır mı? Oraya bir veri girin. Tasarım ekranından kod ile fark etmez. Bende var mesela 2 tane kayıt. Bunların birini sileceğim. Şimdi bir trigger oluşturalım. Ben burada 3 nolu kaydı silerek bunu test edeceğim. Öncelikle trigger'ım create trigger prg kullanıcı sil. Kullanıcılar tablosu üzerinde after delete as beginent blokları select deleted kullanıcı at. Constraint var sanırım. Seninkinde problem vardı zaten. Nerede problem? Sendeydi o yüzden. Şimdi burası tam olarak ne iş yapacak Emir? Gösterecek sadece. Simulant kullanıcı adını gösterecek. Ve silinen emeği gösterecek. Evet. Emeği tıptan kontrol. Evet. İşte bu. Emir bu. Adam işi biliyor ya. Delete. Kullanıcılar. Kullanıcı ID. 3 olanı siliyorum. F5 dediğimde şöyle bir sonuç geldi. Cihan kullanıcısı adına ve cihanosan@hotmail.com e-mail adresine sahip kullanıcı silindi. Bu bir log olabilir mesela. Logun açıklaması.
Silinen kullanıcı adı kısmına sütununa Cihan yaz. Yani buradaki tabirle. Mail adresini yaz, kullanıcı adresini yaz. Sonra da bunun log description olur yani açıklaması. Oraya da bunu yazabiliriz. Deleted içerisinden aldık. Bu da silinen kayıtlar. Şimdi de update ile ilgili güzel bir örnek yapalım. Bu sık kullanılabilecek örneklerdendir. After update. İsim verdim. Siz kısaca ürün güncelleme tarihini güncelle yapabilirsiniz trigger adına. Şimdi trigger'ımızı oluşturacağım. Şu kısa isimli trigger'ı yaptık. Burada yapmak istediğim şey çok sık kullanılan bir işlem. Bir, ürünün birçok detayı olabilir, bilgisi. Adını değiştirebilirsiniz, kategorisini vesaire her şeyi, fiyatını. Bunların bir modified date bilgisi vardır. Bizde bizim daha önce yaptığımız örnekte updated date gibi. Modified date aynı işi yapıyor. Bunu o satırda, o kayıtta, yani o üründe herhangi bir değişiklik yapıldığında onun modified date bilgisini şu anın tarih bilgisiyle, zaman bilgisiyle güncellememizi istiyorum. Burada bir alt sorgu var. Buna subquery deniyor. Alt sorgular. Inserted içerisinden Product ID bilgisini alıyor ve buna vererek ilgili kaydın güncellenmesini sağlıyor. Bunları subquery diye araştırabilirsiniz. Öncelikle kayıtlarımıza bakalım.
eksisi var. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Ya, bu arada Modified Date'e bakalım. 2014-2016 şeklinde. 2014-2016. Onu değiştireceğim. Şimdi update işleminin name'i güncellemem lazım. Update production nokta product set name bilgisi route 750 bilgisi bu yani. Ben 22.15 yapacağım. Ver product ID'si 999 olan. Güncelledim. Gördüğünüz gibi iki tane one row affected yazdım. Bu da trigger'ın tetiklendiğini, çalıştığını gösteriyor. İlk işlemimiz bu. İkincisi de bizim trigger'ın. Şuna bakalım değerine. Bakın 15 oldu. Yapmak istediğim işlem bildiğiniz gibi modified date'ti. Bakıyorum. 525 evet. İşlem doğru. Modified date güncellenmiş. Bu şekilde özetleyebiliriz.